Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile Teyit Ayet'i Geometri Kampı'nın 5. haftasının 2. videosundayız. Aç ortayda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani iç açıortay ortay teoreminden bahsedeceğiz. Evet sayfa numarası 48 ve 49'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. İç açıortay ortay teoremini öğrenince direkt aklında kalacak. Buna eminim ama bunu gösterdikten sonra sana ispatında yapacağım merak etme. Şimdi iç açıortay ortay teoremi dediğimiz şey şu. Açı ortay bak şurası açı ortaysa Şunlar kolları sağa solundaki böyle ya da aşağı yukarısındaki bazen yan yatıkta verilebilir. Buraları da ne oluyor? Taban oluyor. Kol ve taban. Kollar oranı tabanlar oranı da eşittir. Yani şu şekilde kollar oranı A bölü B. Yalnız dikkat et soldan sağa gittim. Burada da soldan sağa tabanlar oranı da eşittir. Yani N bölü M'ye eşittir. Ya da nasıl yapacaksın? Açı ortay bu ya. Açı ortayın sol tarafındaki oranlamalar sağ tarafındaki oranlamalara eşittir diyeceksin. Yani A bölü e eşittir B bölü M diyeceksin. Hocam bu nerede içimize yarıyor? Birini kullansak bence ikisini birden kullansanız daha iyi olur. Çünkü size kolaylık sağlayacak. Ya hatta sorularda kendinize bazı şeyler uydurabilirsiniz. Mesela burada 6'ya 10. Hocam koldaki oran 6 bölü 10. Tabandaki oran da 6 bölü 10. Yani 6K'ya 10K diyebilirsiniz. Yalnız en sade şeklini yazmanız şiddetle tavsiye edilir. 6 bölü 10 dediğimiz 3 bölü 5'tir. E o zaman burası 3K ise burası 5K diyebiliriz ya da açı ortay şu şekilde geldiğinde hocam yukarıdan aşağı 8 ve 4 var mesela. E yukarıdan aşağı 8 ve 4. Buradan 8 bölü 4 diğer açı ortayın diğer tarafında da yine aynı şekilde bir oran olmak zorunda. 8K 4K değil de 8 bölü 4 2 bölü 1 ya. Buraya 2K buraya da K yazabiliriz. Bu şekilde K'lı bir şekilde yazmanız şiddetle tavsiye edilir. Çünkü daha pratik bir yoldan sonuca ulaşacaksınız. Peki hocam bunun ispatı nereden geliyor? Hatırlarsanız bu cümleyi çok kullanırım. Çoğu şeyin ispatı dik üçgenden ve benzerlikten. Yani geometri dik üçgen ve benzerlik üzerine inşa edilmiştir. Burada da 90 derece yok. Dik üçgenden çıkmayacak. Benzerlikten çıkacak. E benzerlikten çıkacaksa o zaman ben şuradaki şeyin mantığını kullanmam lazım. E buradaki oranlamanın mantığını. N ve M'nin oranlaması. Şurada bir oran var ya oran mantığını kullanmam lazım. Ya şuraya doğru paralel çizeriz. Ya buraya doğru paralel çizeriz. Ya da bu oranı kullanmak için şunu şöyle uzatıp şöyle bir kelebek oluşturabiliriz. Yani şuradan bir paralel çizip ona göre işlem yapabiliriz. Buradan çizip de yine sonuca ulaşabilirsin. İstersen bunu da sen bir dene. Ama ben burada şu ispat yöntemi daha kolay olduğu için bunu böyle uzatıp şuradan şöyle paralel çizmek istiyorum dostum buna. Yani bak şuna paralel çizdim. O zaman ben buradaki oranlamayı kullanırım. Benzerlik de zaten bunu yap, çok yapacağız. Ya temel orantı ya da kelebek oluşturacağız. Oranlamanın olduğu sorularda. E şuraya bakınca bir kelebek benzerliği çıktı mı çıktı. Yalnız açı ortaylık verilmiş onu kullanacağım. Z'den dolayı burası da nokta açısı yaptı. Noktaya nokta olduğundan bu üçgen bir ikizkenar üçgen oldu. B ise B oldu. E şimdi biz şu üçgendeki kelebek benzerliğini uygulayacak olursak. Hocam yukarıdan aşağıya ya da sağdan sola B ve A. B bölü A oran bu sağdan solaydı. M bölü N'ye eşit olmaz mı? M bölü N'ye eşittir. E zaten işler dışlar yaparsak bak dikkat et. Ya da ters çevirsek A bölü B N bölü M'ye eşittir. Gerçekten de kural bulduk mu bu bulduk. Ha ispat yöntemiyle de sonuca ulaşabilirsiniz. Ama burada iç açı teoremi. Zaten basit ya aklınızda kalacak ya. İspat yöntemi sizi zorlayabilir. O yüzden bu şekilde yapacağız. Yani çoğu soruda biz dik üçgenler ve benzerlikten sonuca ulaşabiliyoruz. Ama özel durumlar yoksa o özel durumlardan bir de iç açı ortay teoremi bilmeniz sizin açınızdan faydalı olur. Soruları daha net bir şekilde yaparsınız. Evet hemen örnek 6'ya başlayalım. Ne diyor örnek 6? Şimdi açı ortaylık var. İspat yöntemini de yapabilirsin bu arada ama gerek yok bence. Hocam kollar oranı 6 bölü 8 yani 3 bölü 4. O zaman burası 3K burası 4K diyebiliriz. Ama bazılarınız şunu yapıyor. Hocam burası 7 ya burası X burası 7 x X diyorsunuz. 6 bölü 8 eşittir. X bölü 7 eksi X deyip ona göre işlem yapıyorsunuz. Bence işi biraz uzatıyor. Kat şeklinde gitmeniz bence daha sağlıklı. Yani burada ne diyeceksiniz? 6 bölü 8, 3 bölü 4. Yani burası 3K, burası 4K. Aa, toplamda 7K, 7 eşitse K'yı kaç bulduk? 1 bulduk. Şimdi K'yı 1 bulduysak o zaman burası 3K dediğimiz 3, 4K dediğimizde 4 çıktı. E bizden DC eksi BD isteniliyor. DC'yi 4 bulduk. Öbüründe 3 bulduk. Yani cevap da böylelikle 1 çıktı dostum. Tamam örnek 6 1 oldu. Geldik örnek 7'ye. Ne var burada? Açı ortaylık var hocam. Açı ortayda bak tabanlarda bir oran var. Yukarıdan aşağı 8 bölü 4 2 bölü 1. Yani burası 2K ise burası ne olacaktır? K olacaktır. Geri kalanını şurada Pisagor bağlantısından sonuca ulaşabilirsiniz. Ya da şurada 90'ın karşısı 2K. Hangi açının karşısı K'dır? Daha kolay bir yöntem var. Özel üçgenleri de öğrendik. 30 60 90 üçgen değil mi bu? Kesinlikle. Hocam burası 30'dur. Burası da 60'tır. Hatta 30 30 oldu. A ikizkenar çıktı. 8 ise burası da 8'dir. 8 8 ise e, burası da 30 30 123 üçgen çıktı. Burası 8 kök 3 olacaktır. E bizden de x isteniyor. X 8 kök çıktı. Ya da 60'ın karşısı burada 30'un karşısı 4 ise 60'ı karşısı 4 kök 3 deyip e hocam burası 30'un karşısı 4 kök 90'ın karşısı da 8 kök olur deyip oradan da işlem yapabilirdin tabii ki. Örnek 7. Böylelikle 8 kökü 3 oldu. Geldik örnek 8'e. Ne var burada? Açı ortay var. 9 verilmiş. 15 verilmiş. Bir de CD'yi de 16 vermiş. Şurayı 16 vermiş. Bizden X isteniyor. Şimdi öncelikle verilen bilgilere bakacağız. Ya biz burada şu açı ortaylığı kullanacağım ama ne kol oran var ne taban oran var. E ne yapmalıyız? Şu açı ortaylığı kullanmalıyız o. E bu açı ortaylığı kullanacak olursak. Aa hocam burada kolda bir oran var. Koldaki oran nedir? 9 bölü 15. 9K 15K yazmayalım. En sadesini yazalım. 9 bölü 15 dediğimiz nedir? 3'e böl 3. 3'e böl 5. Hocam 3K'ya 5K. Şimdi buradaki 5K'daki belli bir kat olmadı ya. Şuradan yapabilirsin. Normalde işte 5K'daki 20 olsaydı mesela. Şurası 16 değil de. 20 olsaydı 5K'daki 20 ise. O zaman 4 katı 4 katı deyip. X'i de 12 bulabilirdik. Ama 20 değil ya. 16 verilmiş ya. Belli bir kat yok burada. O yüzden x bölü 16 eşittir. Bak şu üçgene girdim şimdi. Bu açı ortaylığı kullanıyorum artık. Eksik parçalar tamamlandı. x bölü 16 3k bölü 5k'dan sonuca ulaşırız. Ya da ne yaparsın burada? Şunu yaparsın. Hocam 5k 3'e 5 oran var ya. Burası 3a burası da 5a deyip 5a 16'dan a'yı 16 bölü 5 buluruz. E x de 3 çarpı 16 bölü 5 48 bölü 5 çıkar. Ya da işler dışlar yaparız buradan. Ya da x'i yalnız bırak. Çarp öbür tarafla x'i de buradan 48 bölü 5 olarak bulur muyuz? Buluruz. Hatta cevap anahtarına bakarsınız. Bu yoksa 2 ile genişletilmişi belki gelir. 96 bölü 10 yani 9 virgül da olabilir tabii ki cevap. Ama 48 bölü 5 varsa cevap 48 bölü 5 çıkacaktır tabii ki. Örnek 8 9,6 virgül oldu. Geldik örnek 9'a. Evet gençler sizden şunu istiyorum. Böyle önemli yerlerde bazen kendimi büyütüyorum. Çünkü sizin de gelişmenizi istiyorum. Bazı yerlerde hazıra konmanızı istemiyorum. Şu soruda öncelikle siz çözmeye çalışır mısınız? Yani çözemeseniz bile bazı şeyleri fark ettiniz mi, fark etmediniz mi, beyniniz oralara odaklandı mı, odaklanmadı mı meselesi çok önemli olduğu için burada senin öncelikli olarak çözmeye çalışmanı istiyorum. İnşallah çözersin ama çözemezsen de önemli değil. Bazı adımları fark edebiliyorsan da bu da büyük bir gelişmedir. O yüzden sen şu olayı bir çözmeye çalış bakalım. Tamam ben çözme başlıyorum. Şimdi şuraya baktığımız zaman ne var burada? Hocam açı ortaylıklar var. E burada ya bu açı ortaylığı kullanacağım ya da bu açı ortaylığı kullanacağım. Değil mi? Evet. İşte burada sizin farkına varmanızı istediğim şey şuydu. E hocam bu bir açı ortay ama bak bu da bir açı ortay. Nerede? Şuradaki üçgende. Ha. Hocam şu bir açı ortay ama bak büyük, büyük açı ortay ama aynı zamanda küçüğü de şuradaki üçgende açı ortay değil mi şu BF? Evet. İşte bunları fark edebildim mi fark edemedim mi önemli olan buydu. Hani beyninin bakış açısı önemliydi. Onları fark ettiysen eğer büyük ihtimalle çözümü yapmışsındır ya da çözüme ulaşmışsındır. Yani senin elindeki bilgilerle şu açı ortaya ama bak bu da bir açı ortaya. Buna dikkat et. Şu açı ortaya ama şu da bir açı ortaya. Tamam. Şimdi ben soruya bakayım. Ne diyor soru? Hangisini kullanacağız? Hocam şu açı kullanırsak burada ne var? Şu kollar oranı tabanlar oranı. Evet. Ama burada yazabiliriz evet ama sanki diğerinden daha güzel şey geliyor. İlk etapta diğerini kullanacağız sanki. Yani şu açı ortayla baktığım zaman kollar oranı tabanlar oranı ya da tabanda oran var 5 bölü 3. Ay hocam 5A'ya 3A deyip işlem yapabiliriz. Ya da bak kendince şey yap. Dikkat et burada. Şuradaki olaya dikkat et. 5 iken 10 olmuş. Hmm. Buradan buraya 2 kat var. O zaman buradan da buraya 2 kat olur deyip bazı ke şeyleri kendinde kafanda oluşturabilirsin. Bak belli bir kat olan sorularda. Bunun aynısını benzerlikte de yapacaksın zaten. Ben sana benzerlikte de bir teknik vereceğim, bir yöntem vereceğim. Ama kendin o kat yöntemlerini değişik şekillerde de oluşturabilirsin. E hocam burası 5 iken 10 olmuşsa burada da 3 iken burası da kaç olur o zaman? 2 katı 6 olur. Ya da dediğim gibi 5'e 3. Hocam burası 5A beşe... Burası da 3A deyip 5A 10'sa e, 3A da 6 olur deyip oradan da işlem yapabilirsin. Neyse yazdık buradaki 6'yı. E şimdi şu açı ortaylığı kullandık mı kullandık. E ne yapalım şu açı ortaylığı da kullanalım o zaman. Buradaki açı ortaylığa baktığımız zaman da 10 bölü 8 oran var burada. E hocam 10 bölü 8 yani nedir? 5 bölü 4'tür. Yani burası 5K iken 4K'dır. Toplam 9K 6'ya eşitse eğer buradan K'yı 6 bölü 9 buluruz. Yani K'yı 3'e böldüğümüz zaman 2 bölü 3 olarak buluruz. 2 bölü 3 ise burası 10 bölü 3 çıktı. Burası da kaç çıktı? 8 bölü 3 çıktı. E sonra ne yapacağız hocam? FD bölü FB isteniliyor bizden. Bak bak bak. Şu bölü şu isteniyor. Nereye dikkat edeceğiz o zaman? Bak bu üçgende oradaki oran. Aa hocam buradaki üçgende şu da bir açı ortay değil mi? Evet. İşte bu açı ortay. Aynı zamanda sadece büyükte de değil. Burada da açı ortay. E koldaki oran tabandaki oranla eşit olacak? İster A bölü B 10 bölü 3 bölü 10 deyip oradan işlem yaparsın. istersen şuradan yap. 10 bölü 3 iken 10 olmuş. 3 katı değil mi? Evet. E kolda sağdan sola. Buradan sağdan sola 1'e 3 oran var. E burada da 1'e 3 oran olacak. A iken burası 3A'dır. Şimdi oranlamaya baktığımızda. FD bölü BF isteniyor bizden. Yani cevabımız A bölü 3A'dan 1 bölü 3 çıkar. Cevap 1 bölü 3 oldu. Bu arada genelde FB'yi kullanmam. Takım harflere böyle kullanmam çok fazla ama Fenerbahçe'li olduğumdan mı değil. Ya hangi takımı tuttuğumu da büyük ihtimalle tahmin ediyorsunuzdur. Ne yakışır bana? Yaz bakayım yorumlara. Tamam mı? Hadi bakalım. Büyük ihtimal çoğunuz bilecek. Bakalım o mantığı da yakalayabilecek misiniz? Hangi takımlı olduğumu da bilin. Hello olsun size. Neyse örnek 9. 1 bölü çıktı. Geldik örnek 10'a. Ne var burada? E hocam. baktığımızda... zaman. Ana açı yok burada. E ne yapacağız? Aa, burada güzel bir şey var hocam yükseklik var yükseklik tabanı keç parçaya bölmüş zaten bunu hep söylüyorum yüksekliğe ayrı bir gözle bakacağız gençler değil mi e hocam yükseklik aynı zamanda kenar orta aklına ne geldi evet aklına gelen başına gelsin hocam ikiz kenar hop ikiz kenarı oluşturdun ama oluşturdun da bir işine yaradı mı bu hocam şunlar eşit şu bir açı ortay valla hiçbir işime yaramadı o zaman silmesini de bileceksin demek ki buradan gelmedi Hocam 90 ya aynı zamanda burası da 90 değil mi? Evet Bak şu da bir yükseklik. A yükseklik aynı zamanda kenar ortay. Nerede oluyor da bu? İkiz kenar da. E o zaman bu bir ikiz kenar üçgen oldu. E yükseklik kenar ortay. İkiz kenar olduğundan şunlar birbirine eşit. 8 8. Ama dur. Eksik parça kalmasın. Bu yükseklik aynı zamanda açı ortay değil midir? Evet. Bak dikkat et. Bu yükseklik aynı zamanda açı ortay. Eyvallah ama sadece bu üçgende açı ortay değil ki. Bak devamı da verilmiş. Bu bütünsel olarak bir açı ortay doğrusu. Evet büyük üçgende koldaki oran tabandaki oranlamaya eşit mi? Eşit. 8 bölü 12 x bölü 9 diyebilirsin. Ya da 8 bölü 12 dediğimiz nedir? 4'e bölü 2 4'e bölü 3 2 bölü 3 hocam. E o zaman burası 2 a iken burası 3 a'dır. E o zaman 3 a eşittir 9'dan a'yı 3 bulursun. A yerine 3 buldun yazacak olursan eğer Cevabı da ne bulursun? 6 bulursun. Yani x eşittir 2a'dan cevap 6 geldi dostum. İşte ek çizimler yine bu konuda da karşımıza çıkabiliyor mu? Gördüğünüz üzere çıkabiliyor. Geldik örnek 11'e. Şimdi dostum öncelikli olarak sen bu soruyu kendin bir çözer misin? Çünkü iki farklı çözüm var. Bakalım iki farklı çözümden hangisini yaptın onu çok merak ediyorum. Ya iki farklı çözüm var ya o iki farklı çözüm önemli. Çünkü geometride çözüm yöntemleri arkadaşlar böyle 10 tane, 20 tane falan diye algılanıyor. O sadece doğruda açıda ve üçgende açıda oluyor genelde. Burada e, sizin dikkatinizi çeken kazanıma göre çözüm yöntemleri değişebiliyor arkadaşlar. O yüzden me sadece merakım şu. Hocam alfa'ya 2 alfa mantığını kullanarak bir çözüm yöntemi yaptım ya da hocam bir şeyleri kullanarak bir çözüm yöntemi yaptım. Önemli olan hangisini düşündüğünüz. Ben iki çözüm yöntemini de size sunacağım. Ben çözüme başlayayım istersen. Şimdi şuraya baktığımız zaman. Ya alfa var 2 alfa var. 6 6 x 11 ve 6 var. E ne yaparsın? Ya alfa ile 2 alfa arasında bir ilişki kurmak istersin. Ne yaparsın? 2 alfayı parçalarsın büyük ihtimalle. Ki çoğunluğunuzun da aklına o gelmiştir büyük ihtimalle. Hocam 2 alfayı parçalayayım. Alfa alfa şeklinde parçalayayım. E parçaladın da parçalamayla kalmasın. Verilen bilgiyi de kullan. E sen buradaki alfa ne işine yarayacak? Aa hocam bu açı ortay oldu öncelikle bu değil mi? Onu söylemeden geçmeyelim. Hocam bu bir açı ortay. Açı ortay kollar oranı tabanda da vardır kullanacağız. Eyvallah. Peki sonra ne yapacağız? E hocam şu alfayı da kullanmam lazım. Bak verilen bilgiyi kullanmak seni çözüme ya en iyi çözüme iten şeydir. Alfayı nasıl kullanacağım? Aa burada da alfa var. Alfa alfa yaptığın hamleler seni çözüme iter. E alfa alfa bunlar birbirine paralel oldu. Ana hem paralellik var hem bunlar da 6'ya 6. Bak bir orta taban mı çıktı burada? Aynen öyle. Madem orta taban x ise burası da x'tir. Tamamı 11'de cd uzunluğu buraya 11 eksi x kaldı. Şimdi açı ortayla da kullanacak olursam kollar oranı tabanlar oranına eşittir dersem yani 12 bölü 16 2x bölü 11 eksi x'e eşit dersem Sonuca ulaşalım. Birinci çözüm yöntemi bu kardeşim. Peki ikinci çözüm yöntemi ne? Hani sen alfa ve 2 alfa mantığını kullanarak bu şekilde bir çözüm yöntemi yaptın. Ya da alfa ve 2 alfayı düşündün düşündür. alfa alfa parçalamak aklına gelmedi. Ama soruya bakar bakmaz aa eşitlik var dedin. Aa eşitlik var dediğinde de hemen senin aklına ne gelir? Hocam eşitlik varsa orta taban çiz. Ek çizim yöntemlerinden biriydi. E, kalemini buraya koyarsın. Ya buraya paralel çizeceksin ya da buradan hop şuraya paralel çizeceksin değil mi? Neresi mantıklı? Şurası mı? Burası mı? Tabii ki burası. Niye? Karışık olan yere doğru. Buradan çizince üçgen oluşmuyor. Bak alfaya ait üçgen oluşmuyor en azından. E o zaman ne yapacağız? Hadi bakalım şuradan bir paralel çizelim. Orta taban çizelim. Şuraya değil de nereye? Buna doğru. 16'ya paralel çizdik. 16'ya paralel çizince. Bak verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. Eksik bir şey bırakmayacaksın paralelse burası orta tabandan 8. E bu paralel çizdik orta tabandan şu parçayla şu parça birbirine eşit. Bunları göster şekil üzerinde. Sonra sen neyi kullanmadın? E bunu kullanmazsan olayı bitiremezsin. 2 alfa ile alfa arasında bir ilişki var. Nasıl kullanacağız hocam bunu? Düşün. Aa hocam bunlar paralel. 2 alfa ise yöndeş açıdan bunun da tamamı 2 alfa yapar. Aa alfa ise burası da alfa oldu mu? Oldu. Ne çıktı burada? Açı ortay. İşte buradaki üçgende bir açı ortay çıktı. Şimdi açı kullanalım. 6 bölü 8 3 bölü 4 koldaki oran. Tabandaki oran da 3 bölü 4'tür. Hemen 3 bölü 4'ü yazıyoruz. E, 3 k ise 4 k yazdık. E hocam şunun da da şu birbirine eşitti. E burası 7 k ise burası da 7 k olmak zorunda. E sonra ne çıktı? Bak 11'i kullanmadık. Verilen her bir bilgiyi kullan tıkıldığın zaman Tamam hocam 11K eşittir 11 ise k'yi buradan ne buluruz? 1 buluruz. E bizden de X isteniyor. X de 3K olduğundan cevabı 3 diye buluruz. Arkadaşım önemli bir soruydu gerçekten. İki farklı çözüm yöntemi dediğimiz gibi çözüm yöntemleri. Aslında her iki çözümde de hem orta tabanı kullandık hem de açı kullandık ama farklı bir çözüm oldu. Değil mi? Birinde şurada açı ortaya çıktı. Bir öbüründe büyükte or açı ortaya çıktı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. İnşallah e, farklı farklı yollardan çözenler vardır. Ya da iki yol var demiştim ya. O iki yolu da ikinci yolda ya yani ilk yolu çözen ikinci yolda inşallah hangi yoldan çözebilirim diye düşünmüştür. Bu düşünceler seni ilerletecek. Bu düşünceler senin geometriyi geometriye farklı bir bakış açısıyla böyle yaklaşmana sebep olacak. Tamam. Örnek 11. Böylelikle 3 oldu. Geldik örnek 12'ye. Şekilde kesilen 3 yolun kroküsü verilmiştir. Bu yollar ABC biçimindeki bir üçgensel bölge oluşturmuştur. İşte kroküsü verilmiş böyle bir şeyden. 50 verilmiş 50 verilmiş verilmiş. B'den C'ye yol üzerinden hareket eden bir kişi 25 metre gittiğinde. Aha bu elemanın böyle 25 metre gittiğinde yani şuraya geldiğinde tam 25 metre gitsin. E o zaman 25 metre gittiği zaman buraya kaç kalıyor? 30 kalıyor. Sonra AB ve AC yollarına eşit uzakta olduğunu fark ediyor. Bak hem bu yola hem de bu yola eşit uzaklıkta olduğunu. Uzaklık dediğimiz nedir? Hep dik uzaklıktır. Şu dik uzaklıklar neymiş? Birbirine eşitmiş. E sonra ne yapacağız? E hocam bu eşitleri gören öğrencim hemen hocam buralarda Pisagor var mı? Yok. Ne burayı ne burayı ne burayı ne burayı bilmiyoruz Pisagor yapmayacağım. O zaman düşüneceksin dikmeler eşit. Ben bu dikmelerin eşitliğini kullanmak zorundayım. Aa bak bu soruyu sorduğumda kafanda bir şeyler canlanmadı mı? Bu dikmeler nerede eşit? İşte verilen bilgiyi kullanmak dediğim bu. Bak öğreniyorsun işi. Hocam açı ortayda kollara çizilen dikmeler eşitti değil mi? Evet. Hemen şunu şöyle çizersin. Hocam bu açı ortay olmak zorunda. Yani hop şöyle şöyle oldu. E madem öyle bir şey çıktı. Bak bu büyük üçgende açı ortaylık çıktı. Sade bir şeklin çizeyim. Şöyle açı ortay oldu burası burası 50, burası 25, burası 30, burası x nedir diye soruluyor. Zaten ben bu soruyu şu klasik sorudan buraya çevirdim. Sadece yeni nesil soruya çevirdim. Ne yaptım? Hikaye koydum. Sadece açı ortay çizgisi çizmedim de dikmelerin eşit işte olduğunu söyledim. ÖSYM de bunu yapıyor. En basit soruyu alıyorlar. Yeni nesil böyle eksik parça bırakıp hikaye koyuyorlar bu şekilde ve karşınıza bu soruyu çıkartıyorlar. Genelde ÖSYM'nin yaptığı bu. Ta biz bazen işi garantiye almak için orta halli soruları da zor soruları da böyle yeni nesile çevirip karşınıza getiriyoruz ama yeni nesile alışın diye genelde çok kolayları çeviriyor. Ama biz yine de diğerlerini de bilelim. Bak çok kolay oldu. Hocam 50 bölü x 25 bölü 30 diyebiliriz. Ya da hocam şuraya baktığımızda hop a yukarıdan aşağı 2'ye 1 2'ye 1 oran olacak. Ya da 25 50 olmuş burada 2 katı 2 katı direkt 60 olacak diyebilir miyiz? Deriz tabii ki. Yani örnek 12 60 çıktı arkadaşım. Geldik örnek 13'e. ÖSYM'nin ne sevdiği katlama. Sonunu iki yılı izledim. izledim derken inceledim. Adamlar sadece 2 iki tane 2 iki, iki yıl sadece katlama sorusu sormadı arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle yine karşımıza katlama çıkacak. Katlamaya da en çok yakışan konu açı ortay konusu. Çünkü biz katlamada ne diyoruz? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit diyoruz. İşte burada da üst üste binen açıların eşitliğinden dolayı açı ortay konusunda çokça böyle katlama sorunuyla da karşılaşabilirsiniz. Bir de ben yine şöyle bir şey yapmışım. Katlamayı göstermemişim. Bu ayarda bir soruda gelebilir. Katlamanın gösterilmemiş hali. Bazen kendiniz de yapabilin. Katlamayı da gösterebilirim diye o şekilde sorularda soruyorum biliyorsunuz. Neyse soruyu okuyayım. ABC üçgeni biçimindeki bir karton AD boyunca katlandığında C noktası AB'nin orta noktası. C noktası AB'nin orta noktasına geliyor. Yani sen bu üçgeni aldın katladın hop şuraya geldi. Yani burası oldu. Şu bizim katlama çizgimiz. Tamam katlamada C yalnız cümlelere dikkat et. Verilen her bir bilgiyi kullan. C noktası buraya geldi C üssü diye. Ne diyor? AB'nin orta noktasına gelmiş. AB'nin orta noktası işte tam buraya denk gelmiş. Şimdi katlamayı yaptık. Bu üçgen buraya geldi. E bizim katlamadaki en önemli verdiğimiz şey nedir? Hocam üstte binen kenarlar eşit. Üstte binen açılar eşit. E senin bu kenar buraya geldi. Oo, burası da çift çizgi. Tamam. E, hocam bu kenarla bu kenar eşit olacak. Tamam. Ondan sonra hocam üstte binen açılar eşit olacak. Tamam. E hocam burada da üstte binen açılar eşit olacak. Sanırım bunu kullanmayacağız. Şu bilgiler yeterli. Bak. A. 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 2A. E hocam açı ortay doğrusu çıktı bu. Üçgende. Ve açı ortay doğrusu koldaki oran 1'e 2. Sağdan sola 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Ki zaten bana şurayı vermiş. Kaç vermiş? BC'yi 12 diye vermiş. Yani 3K eşittir 12 ise K'yı buradan 4 buluruz. Ama K yerine 4 yazarsam burası da 4 ve burası da 8 oldu. Bizden BD uzunluğu isteniyor. BD'yi de böylelikle 8 bulmuş olduk arkadaşlar. Örnek 13 8 çıktı. Katlama sorusu. Daha katlamayla karşılaşacağız zaten. Merak etme. Evet geldik örnek 14'e. Şimdi burada ne var? İçte çemberin merkezi var. İçte çemberin merkezinden daha önce üçgende açıda bahsetmiştik. İç açı kesim noktasıydı değil mi? İçte çemberin merkezi. Yani şöyle bir şey. Bu açıortay, bu açıortaysa, hatta hatırlatayım sana. Burası açıortayların kesim noktası demiştik. Hatta bir üçüncü köşeden gelen de açıortay olur diye söylemiştik. Hatta biz artık şöyle bir şey gördüğümüz zaman işte çemberin merkezini kullanmak zorundayız. I gördün ya işte çemberin merkezini kullan. Yani bu köşeden gelen açı ortaydır. Şu köşeden gelen açı ortaydır. Sonra öbür köşeden gelen de açı ortaydır ifadesini kullan. Yani işte çemberin merkezi bu şekilde kullanılır. Bu verilen bilgiyi böyle kullanacaksın. Tamam unutma bunu. Şimdi üçgende açıda yapmıştık. Burada da yapacağız. Bir sonraki videoda da dış açı ortayların kesim noktasını hatırlatırım sana. Hatta ee, ne demiştik? 3 tane iç açı ortay bir noktada kesir demiştik. Ya da 2 dış bir iç açı ortay bir noktada kesir demiştik. Şimdi soruyu şöyle bir çözeyim. Ne demiş? Bunları da sileyim bakayım kafamızı karıştırmasın. Bize işleyen çemberin merkezi I olarak verilmiş ve AB uzunluğunu 8 olarak vermiş. Şimdi bu I'dan geçiyorsa bunu olmak zorunda açı ortay olmak zorunda. Tamam açı ortay. Bir de ID bölü IC'yi 2K ve 3K yani 2 bölü 3 oran vermiş. Evet. Şu açı ortay olduğunu yazdım ama hiçbir şey kullanamıyorum. Ne kol doğran var ne taban doğran var. Bir şey yapamıyorum. O yüzden ne yapmalıyız? I'yı kullanmaya devam etmeliyiz. Sorunun çözümüne ulaşamadık. E hocam buradan gelen de açı ortay olur. Değil mi? Buradan gelen de açı ortay olur. Hemen şurada kaç göstereyim. Bu da açı ortay. Bu da açı ortay. Aa hocam üstteki üçgende açı ortayda taban doğran var. Ne tabandaki oran? Hocam soldan sağa 2 bölü 3. E o zaman burada da 2 bölü 3 oran vardır. Bak 2K 3K yazmıyorum. K'lar burada. Eşit olduğunu bilmiyorum. E, 2'ye 3 oran varsa 2A'ya 3A ya yazdım. Alttaki üçgende de yine aynı şekilde. Bak soruyu çözemedim. O zaman burada kaç ortayla da dikkat edeceğim. Alttaki üçgende de açıortaylık ortaylık var. Tabandaki oran soldan sağa 2 bölü 3. Ters üçgen sadece. Burada da soldan sağa 2 bölü 3 olacak. Burası da 2B ise burası da 3B mi olacak? Aynen öyle. E, ya A'lı da yazmadım. A olduğunu eşit olduğunu bilmiyorum. Sadece farklı bir oranda yazdım. Bana verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Neyi kullanacağım? 8'i. 8'i nasıl kullanabilirim? 2 artı 2 b var burada. 2 artı 2 b. Hop 8 eşitse a artı b buradan kaç çıkar? Hocam a artı b 4 çıktı. Şimdi bizden abc üçgenin çevresi isteniyor. Çevreye bakalım. 2 a 2 b 3 b 3 a. A çevreye baktığınız zaman 3 a 2 a da 5 a burası. 5 b de burası. Tüm çevre 5 a artı 5 b yapar. 5 parantezin aldığımızda a artı b oldu. A artı de kaç zaten? 4. 5 kere 4. 20. Yani cevap böylelikle 20 çıktı dostum. Anlaşılmıştır umarım. Bak bu tür bilgileri kullanabildiğiniz sürece sonuna kadar kullanabildiğiniz sürece özellikle I. I harfiyle verilmek zorunda değil. Farklı harf da olabilir. İşte çemberin merkezini gördüğün zaman böyle köşelerden aç ortayları çiz. Anlaştık. Hadi bakalım sonraki soru. Ah bu soruyu da sen yaparsın şimdi. Artık I'yı kullanmayı da öğrendiğine göre Yaparsın. Ama sana tavsiyem her zaman söylediğim şey aklında bulunsun. Ne o? Verilen bilgiyi kullan. İyi kullandın ya sonra başka bir şeylerde kullanacaksın. Ne bilgi verilmişse onu kullanacaksın bir de. Bunu da unutma. Tamam mı? E, ben çözüme başlayayım. Ne diyor soru? BC'ye 12 vermiş. E, BC 12. Yazdım şöyle 12. E, sonra? Hocam ı işte merkezi. E o zaman I işte işte çemberin merkezini kullanacağım. Buradan gelen açıortay ya da buradan gelen açıortay ya da buradan gelen C'den gelen açıortay. Açıortayları göstereyim. Şu bir açıortay, bu da bir açıortay, bu da aynı şekilde bir açıortay. E açıortayları yazınca çıkmadı soru. Ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. Şunlar niye paralel verdi? Niye? E, niye olacak? Bak paralellik varsa bir açıortaylık varsa Z'ye dikkat edin diye daha öncesinde söylemiştim. E burada da ya da paralelliği nasıl kullanacağım? Şunlar paralel ya. Şu paralelleri şöyle bir odaklanırsın. Odaklandıktan sonra Z'yi fark edersin. Beynin fark eder zaten. Z'den dolayı burası nokta açısı oldu. A noktaya nokta. İkiz kenar çıktı burada. Yani A ise burası da oldu. Şimdi şu paralellik daha kolay senin için. Hop Z'den dolayı çizgi. E hocam burada da bir ikiz kenar çıktı çizgiye çizgi. B ise burası da B'dir. E, A, A, B, B dedik. E, o zaman ayıp olmasın. Şuraya da bir C diyelim. C deyince de 12'yi kullanabiliyoruz. A artı B artı C kaç oldu? 12. Çevre I, K, L isteniliyor bizden. Şuraya bakacak olursak çevre I, de A, C ve B'nin toplamı değil mi? Evet. E, A artı B artı C'yi biz zaten ne bulduk arkadaşım? 12 A artı C artı B de yani A artı B artı C yapıyor. O da kaç yapıyor o zaman? 12 yapar. Böylelikle cevabı 12 bulduk. Ve bu olayı bitirdik. Ya hangi olayı? İç açı ortay teoremini bitirdik. Sırada ne var? Dış açı ortay. Onu da bir sonraki videoya bırakalım. O zaman bir sonraki videoda 5. haftanın 3. videosunda yani açı ortayın son videosunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.